dostlar, Iğdır Valilik yolunun sonunda yapılan yürüyüş yolundayız. Ve bu yürüyüş yolunda şu anda buradan geçen vatandaşların fikrini soracağız, düşüncelerini soracağız. Iğdır'ın en meşhur yemekleri hangisi diye soracağız. Merhabalar. Iğdır'ın en meşhur yemeği hangisi? Bozbaş. Bozbaş. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Evet, ilk cevabımızı aldık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bir şey soracağız. Iğdırlı mısınız? Evet. Iğdır'ın en meşhur yemeği hangisi? Bozbaş. Bozbaş. Bir ablamız da bozbaş dedi. Avlarımız çok hızlı gittiler ama yakalayamadık. Neyse, birkaç kişiye daha soracağız. Devam edelim. Şimdi Iğdır'ın en favori yemeğini soracağız. Abla, Iğdır'ın en favori yemeği hangisi? Ne anlamda favori? Iğdır'ın en favori yemeği. Ha, yemeğin bozbaş bildiğim kadarıyla. Evet. Bir düşünün, bir düşünün. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bozbaş değilse başka ne olabilir? Bakın, Iğdır'ın en favori yemeklerinden birisini soruyoruz. Yani biz kendimize de favori etmiş olabiliriz bu yemeği. Evet. Sizin de favori yemeğiniz tabii ki vardır ama Iğdır'ın sevilen bir yemeği mesela. Aşla ilgili olabilir mi? İpucu vereyim. Genelde kışın yapılır. O maç aşı. Evet. Evet. Ablayı teşekkür ederiz. Önemliyim. Evet, Iğdırlı hemşehrilerimizden, dışarıdan gelen dostlarımızdan, herkesten soruyoruz sevgili dostlar. Iğdır'ın en meşhur yemekleri hangisi? Bozbaş diyen oldu. Daha ötesi neydi kardeşim? Umac aşı aslında bizim favorimiz. Biz soruyoruz. Iğdırlı hemşehrilerimiz de diyaloğa giriyoruz ama bakalım şimdi farklı bir yemek çeşidi var mı? Bu yürüyüş yolu o kadar uzun ki Iğdır'ın kenarında bulunan Millet Bahçesi'nin hemen yan kısmındayız. Evet, ilerleyelim bakalım önümüze kimler çıkacak? Haydi bakalım. Şimdi Iğdır'ın en meşhur yemeğini soruyoruz. Biliyor musunuz? Bozbaş. Efendim? Bozbaş. Bozbaş. Evet. 4 yıldır Iğdır'dayım. Evet, bozbaş bir de taş köfte. Siz buralı mısınız? Yok, değilim. Antalyalıyım ben. Antalyalısınız. Bozbaş mı sadece? Lepeli et var. İçinde şey var. Ne diyorlar ona? Sebze, ekşili yemek. Düğün yemeği de odur, ölü yemeği de odur, cenaze yemeği. Cenazelerde genelde verirler değil mi? Evet, cenazelerde. Favori bir yemeğimiz var ama siz onu söylemediniz ama yine de olsun. Favori bir yemek. Düşünüyorum. Iğdır'ın. Evet. Vallahi. Iğdırlı mısınız? Evet, Iğdırlıyım. Bir favori yemeğimiz var. Bir favori yemeğimiz var, onu soruyoruz. Çok merak uyandırdı bu. Siz biliyorsunuz şu an zaten. Evet, biliyoruz. Biz böyle şu an biliyoruz. Böyle Iğdır'ın favori yemeğini soruyoruz size. Taş köfte değil. O zaman bozbaş da değil. Evet, Iğdır'ın en favori yemeği. Genelde kışın yapılır. Iğdırlı ablamız Iğdır'ın... Umac aşı. Evet. Evet. Iğdır'ın en favori yemeklerinden birisi bu. Sorunca aklıma da gelmedi haliyle. En favori yemeklerden birisi budur ama o bozbaş tabii ki en başta gelir ama favori insanların favori yemeklerinden birisi bu umac aşıdır. O zaman ben bir tane daha söyleyeyim. Keledoş, keledoş da derler. Kurutla yapılır. Evet. Tabii. Tabii. Kameraman arkadaşım var diyor çünkü liste onda. O listeyi ezberledi, ben ezberlemedim. Neyse, hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Bak, güzel. Güzel teyzelerimiz var. Şimdi Iğdır'ın en meşhur yemeklerini bir ablamıza sorabilir miyiz? Iğdır'ın şu an en meşhur yemeği hangisi abla? Bozbaş. Sizin? Pilav filamsıtı. Yüz göz diyoruz biz ona. Evet. Başka? Yoğurt çorbası soğuk var. Umac aşı var. Umac aşı. En meşhur üzüm sarması. Evet. Evet, hatırlayamadım şu anda. Evet, bizim favorimiz hangisiydi? Umac aşı.